Sevgili tarihseverler merhabalar. Malum son dönemlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmet Fetihler Sultan dizisiyle birlikte hem Fatih Sultan Mehmet hem de Fatih Sultan Mehmet dönemi karakterleri ve dahi Fatih Sultan Mehmet dönemi olayları oldukça gündeme gelmekte. Hatta bazı mevzular televizyon programlarında tartışma konusu olmakta. İşte ben de bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli figürlerinden ve ölümüyle birlikte en çok tartışılan karakterlerinden birinden Şehzade Mustafa'dan bahsetmek istiyorum. Şehzade Mustafa 1450 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in ikinci erkek evladıdır. Annesi ise Karamanoğlu Veli'nin kızlarından Gülşah Hatun'dur. Şehzade Mustafa Gülşah Hatun ile Fatih Sultan Mehmet'in evladı olarak Edirne'de dünyaya geldikten sonra önce Edirne Sarayı'nda güzel bir eğitim almış ve İstanbul'un fethiyle birlikte İstanbul'a gelerek Enderun Mektebi'nde derslerine devam etmiştir. Bunun sonrasında Sancakbeyliği dönemi geldiğinde bizzat annesiyle birlikte sancağa gitmiş ve Konya'da aslında Karamanoğlu Beyliği'nin vakti zamanında sahip olduğu yerlerde Sancakbeyliği görevine devam etmiştir. Dönem kaynaklarına göre yiğit, cengaver, yakışıklı ve başarılı bir sancakbeydir ve özellikle 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda babasının bizzat yanında savaşarak ve Uzun Hasan'ın Fatih Sultan Mehmet'e düzenlemiş olduğu bir baskında babasını kurtararak büyük bir savaşçı olduğunu askere, Yeniçeri'ye ve Osmanlı'ya kanıtlamıştır. Şehzade Mustafa aslında askerin gözdesidir ve babasının da gözbebeğidir. İşte hayatına bu şekilde devam ederken Kayseri'nin Develi ilçesini, Develi Kalesi'ni ele geçirmek suretiyle yine büyük bir başarı göstermiş. Ancak bu dönem içerisinde rahatsızlanmış ve Niğde'de bir hamam çıkışında rahatsızlanarak hayatı son bulmuştur. Şehzade Mustafa tam ölürken yanındaki lalası Ahmet Bey'e beni Mahmut Paşa zehirledi, ondan intikamımı alın diye vasiyet etmesi üzerine bazı dedikodular vuku bulmuştur. İşte bu dedikodular şöyledir ki Şehzade Mustafa'nın bundan sonra naaşı Fatih Sultan Mehmet'e getirilmiş ve naaşı Bursa'ya defnettirilmiştir. Bursa'da kendi türbesine yatmakta olan Şehzade Mustafa'nın arkasından pek çok olay zikredilmiştir. Hadise şudur ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar uzanan bir dedikodu ile birlikte 16. yüzyılda Gelibolu Mustafa Ali bu konuya kendi eserinde biraz olsun yer vermiş ve bunun sonrasında 1964 yılında ortaya çıkan bir belge ile birlikte kafalarda soru işaretleri daha da çoğalmıştır. Hadise şudur ki Mahmut Paşa sadrazamlığı döneminde bir seferdeyken Mahmut Paşa'nın iki eşinden bir tanesi Şehzade Mustafa'nın kalmış olduğu saraya gelmiş ve bir dönem Şehzade Mustafa'nın kalmış olduğu sarayda yaşamış. İşte bundan sonrasında dedikodular çoğalmış ve Şehzade Mustafa ile Mahmut Paşa'nın eşinin arasında bir ilişki olduğu söylenmiş. Mahmut Paşa sefer dönüşünde bu haberi aldığında derhal eşini boşamış. Ancak Şehzade Mustafa'nın annesinin erkek kardeşi sarayda görevli bir isim olduğundan bu olay Fatih Sultan Mehmet'e kadar gitmiş ve Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'dan derhal eşini tekrar nikahına almasını istemiştir. Mahmut Paşa boşadığı eşiyle tekrar evlenmiş ve hayatları bu şekilde devam etmiştir. Ancak az önce de zikrettiğimiz gibi Şehzade Mustafa 1474 yılında tam ölürken Mahmut Paşa'nın ismini zikretmiştir. Şehzade Mustafa'nın naaşı babasına getirildiğinde ve Şehzade Mustafa toprağa verildiğinde bir yıl önce sadrazamlığına son verilen Mahmut Paşa bazı devlet erkanı ile birlikte padişaha başsağlığına giderken diğer devlet erkanları siyah matem kıyafetlerini giyerken Mahmut Paşa'nın beyaz kıyafet giymesi dikkat çekmiş ve Şehzade Mustafa öldüyse devlet için ben buradayım cümleleriyle artık ona olan tepkiler çoğalmıştır. İşte bundan sonra Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'yı 50 gün kadar Yedikule zindanlarına attırmış. 50 gün sonrasında Mahmut Paşa padişahı görmek istediğini dile getirmiş ve padişah tarafından kabul görünce Mahmut Paşa Fatih'in huzuruna çıkmış. Fatih'in huzuruna çıkan Mahmut Paşa, "Eğer cesaretin varsa ve ben suçluysam beni öldür. Eğer değilsem beni buradan azat et." demesi üzerine Fatih Sultan Mehmet de Mahmut Paşa'nın kafasının kesilmesini emretmiştir ve Mahmut Paşa'nın hayatı böylece son bulmuştur. Mahmut Paşa ise bugün İstanbul'un Mahmut Paşa semtine ismini veren
ve oradaki külliyesiyle hala ismi yaşayan kişilerden biridir aslında. 16. yüzyılda yayınlanan Gelibolu Mustafa Ali'nin eserinde olay biraz olsun zikretilmekle birlikte bir dedikodudan ibaret kalmıştı. Ancak 1964 yılında İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Topkapı Sarayı'nda bulmuş olduğu bir evrak kafalardaki soru işaretlerine daha da fazla soru işareti eklemiştir. Bu evrak şudur ki Mahmut Paşa'nın vefatıyla birlikte kalan terekesini ve mirasını bölüşmek uğruna yapılan miras taksiminde Mahmut Paşa'nın o iki eşinden bir tanesi olan yani Şehzade Mustafa'nın ilişkisi olduğu söylenen eşine de miras verilmesi söz konusu olduğunda Mahmut Paşa'nın kızları saraya bir dilekçe yazmış, saraya bir mektup yazmış ve babasının aslında onunla tekrar evlendikten sonra herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bu melune melun diye zikrettikleri kadının babasının mirasından hak sahibi olmaması gerektiğini bizzat dönemin padişahına iletmişlerdir. Hadise budur. Şehzade Mustafa tarihi kaynaklarda böylesine bir dedikoduya mı kurban gitti yahut bu meselenin aslı astarı var mıydı bilinmez. Ancak Şehzade Mustafa'nın tarih kitaplarında iyi bir savaşçı olduğu, cengaver, yiğit, yakışıklı ve iyi bir devlet adamı olduğu net bir şekilde zikredilmektedir. Kaleminiz hikmete, ilminiz duaya ram olsun. Tarihin doğru yerinde durmak duasıyla. Kalın sağlıcakla.